Merhaba arkadaşlar. Bugün Interactive Brokers'ı anlatacağım. Interactive Brokers sadece İngilizce olan bir platform. Onun için Türkçe'ye çeviremiyorum. Bazı arkadaşlar Türkçe'ye çevir diye yazmışlar. Arkadaşlar bu platform sadece İngilizce var. Bu platformu kullanan arkadaşlar için bir kılavuz olacak bu video serisi. İlk başta açtığınızda arkadaşlar aşağı kısımda şu bölgede tablar bulunmakta. Bunlara tab deniyor. Burada yeni bir tab ekleyebilirsiniz. Örneğin her tabda başka bir düzen, görüntü düzeni oluşturabiliyorsunuz. İlk başta ben test diye boş bir layout, yani düzen oluşturdum. Görüntü düzeni, dizaynı. Burada yukarıda buraya istediğiniz yere yeni pencere ekleyerek örneğin araçlar ekleyebiliyorsunuz. Örneğin portfolyomu ekleyebilirim. Boş listimi, grafiğimi ekleyebilirim. Örneğin bir chart grafiği. Tabii bunun için ilk başta şu bölgeden bunu değişikliği açmam lazım. Tekrar geleyim buraya. Biraz önce değişikliği açmamıştım. Onun için farklı ekran olarak geldi. Şimdi gördüğünüz gibi aynı ekran içinde grafiğim geldi. Bu ekranı büyütüp küçültüp istediğimiz gibi nasıl istiyorsak ona göre istediğimiz bir yere koyabiliriz. Bu tabi dizayn görüntüsü, yani değiştirebiliriz bunları. Daha sonra bu görüntüyü dizayn şöyle yaparsak bundan sonra değiştirmek için tekrar buraya basmamız gerekiyor. Yani kilitliyoruz bu dizaynı yanlışlıkla değiştirmemek için. Bunun dışında örneğin order scanner'lar konabiliyor. Forex pozisyonlarını koyabiliyoruz. Pozisyon alım satım yapabilmek için ekranımız var. Bunu koyabiliyoruz. Buraya bir tane şöyle grafik ekranı koyalım. Burada da pozisyonlarımızı girebileceğimiz bir ekran koyalım basit şekilde yapmak için. Sonra diğerlerini tabi buradan istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Örneğin trade log ekranı vesaire gibi. Kilitliyorum görüntüyü. Kaydet diyorum. Bunu kaydediyor bu şekilde. Daha sonra örneğin alım yapmak için bu alım ekranı oluyor burası. Buraya geliyoruz. Tesla diyor. Biz deneme hesabındayız. Buraya tabi başka şeyler de girebiliriz. Mesela Euro Türk Lirası diyelim. Alım yapalım. Limit order'ı girebiliyoruz buraya. Bit demek bitteki fiyatı kabul edebiliriz. Ya da ask'takini isteyebiliriz. Burada istediğimiz şekilde tıklarsak buraya güncelleniyor bu fiyat. Örneğin limit ne kadar miktarını buraya yazıyoruz. 5000. Limit emri hangi fiyattan? Fiyat örneğin 954.68'in altına düşünce al emri oluyor bu. Daha sonra bunu gönderebiliyoruz emir olarak. Yani tabi borsalarda açık olmadığı için emir çalışmıyor. Aynı şekilde satış emri için de aynısını yapabiliriz. Yine limit emri diyoruz buradan. Değişik emir türleri var. Burada emir türlerini seçebiliyoruz. Daha gelişmiş emirler için, yani burada tabii verdiğimiz emrin ne kadar geçerli olacağını söyleyebiliriz. Burada tekrar fiyatı değiştirebiliyoruz. Ya da en iyi fiyattan satış yapmak için market order koyabiliriz. Daha sonra gelişmiş fiyatlar bölümü bize hedef fiyat, stop loss fiyat vesaire gibi fiyatları, bu çok önemli bir yer arkadaşlar. Aynı anda birçok fiyatı gönderebiliyorsunuz buradan. Tekrar burada değişik emir türlerini koyabiliyorsunuz. Bunun gibi örneğin burada istediğiniz fiyatı gene girebilirsiniz. Böylelikle hem hedef fiyatı hem stop loss fiyatı hem de almak istediğiniz fiyatı aynı anda girmiş oluyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi ekranın üstünde işaretlendi bu bölgeler.
Biraz önce bir emir göndermiştik. O emri nerede olduğunu görebilmek için örneğin buraya gelip burada orders dersek gönderdiğimiz emir burada çıkıyor. Tabii biz design'ı aktive etmediğimiz için ayrı bir design kilidini kaldırmadığımız için ayrı bir pencere olarak çıkmakta. Bunu kapatırsak buradan tekrar design penceresini açarsak pardon iki kez bastım. Design penceresini açtım. Buradan yeni pencere orders dersek biraz önce gördüğüm order daha çalışmadı tabii. Değerlerine ulaşmadı. Burada görünmekte. Tekrar bu dizaynı kilitleyebiliriz böyle. İstediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Emri gönderdikten sonra gönderdiğimiz emir üstünde değişiklikler yapabiliriz. Örneğin buradaki değeri değiştirelim. Limit emrini değiştirebiliyoruz. Daha sonra kaydedip submit yapmamız lazım. Yani göndermemiz lazım. Bu şekilde. Şu anda order iptal oldu. Tabii pazar günü şu anda. Tekrar başka bir şey için emir verelim. Örneğin Euro dolar için al emri vereceğiz. Buy kaç tane ne kadar alacağımız mesela 10.000 tane diyelim. Limit emrimiz var gene. Diğer emirleri eklemeden sadece limit emrini gönderelim. Bu durumda submit diyoruz. Emri gönderdik. Emir burada görünüyor en üst kısımda. Tabi uyarılar geliyor daha market açık olmadığı için. İstersek bu emri iptal edebiliriz. İstersek de yerini değiştirebiliriz. Mesela şöyle update dersek güncellenmiş oluyor verdiğimiz emir. Aynı şekilde onun grafiğin altında da bu bölgede görebiliyoruz. Burada yapılan işlemler neler yapıldı onlar görünüyor. Loglar. İşlem yapıldığında bu ekrana kayıyor. Bu orderlar daha çalışmamış emirler oluyor. Orderlar gerçekleştiğinde yani işlem yapıldığında onun için bu kısma geçiyor. Burada gördüğünüz gibi buy limit burası. Bu ekranda da tabii bunu biraz küçültelim. Alım limitini değiştirebilirsiniz. Daha sonra burada güncelleniyor alım limitiniz. Bıraktığınızda örneğin. Bakın güncellendi. Bu şekilde limitinizi de grafik üstünde değiştirebiliyorsunuz. Grafikle ilgili ayarları şuradan buraya basarak settings'ten değiştirebilirsiniz. Bu ekran biraz büyük tabii. Şöyle. Chart settings'ten burada örneğin değişik ayarları yapabilirsiniz. Bu bir sürü ayar var tabii. Bunların hepsine girmeyeceğim arkadaşlar. Genel olarak öğrenmeniz açısından nasıl çalıştığını anlatıyorum. Bunun dışında burada araçlarımız var. Çizim araçlarımız. Grafik üstünde alım satım da yapabiliyoruz. Buy limit mesela. Buraya basıp buraya gelip herhangi bir yere bastığımızda bir emir gönderiyor tekrar. Bakın burada da ikinci bir buy emri, alım emri oldu. Onu burada da görüyoruz bu kısımda. Tekrar bu ikinci emri de değiştirebiliriz. Bunun yanında tabii stop limit vesaire emirleri de koyabiliriz. Sağ tuşa basarsak ekran üstünde burada da farklı menüler görünmekte. Burada da satış emri verebilirim mesela herhangi bir yerde. Burada örneğin bir satış emri vermiş oldum. Orada hepsi bütün emirleri burada görüyoruz. Çalışmamış emirleri daha. Onun aynısını tabii bu kısımda da görülebilir. Grafiğin altında. Bu daha gönderilmemiş emir. Bunu da gönderelim. Evet, 3 tane emir göndermiş olduk. İstiyorsak emirleri iptal edebiliriz. Ya bu ekrandan ya buradan iptal edelim. Bakın iptal oldu bunlar. Ekrandan da kayboluyor zaten.
Evet, genel olarak kullanım böyle arkadaşlar. Daha detaylı tabii bütün özelliklerini anlatsak bayağı bir kapsamlı bir şey olur. Yani çok uzun saatler anlatmamız gerekir. Genel olarak kullanabileceğiniz şeyler bunlar zaten arkadaşlar. Bunun dışında tabii klasik görüntüsü var. Bu ta eski 10 sene önceki görüntü. Bu görüntüde grafik yok. Direkt Excel tablosu gibi bir tablo var. Direkt buradan alım satım emirlerini verebiliyorsunuz. Örneğin burada alım emri vereyim. Aynı şekilde alım emri mesela satım emri buradan değiştirebiliyorum istiyorsam tekrar buralarda da değişiklik yapabilirsiniz. Aynı şekilde ne kadar geçerli olacağını tanımlayabiliyorsunuz. Stop limit emri vesaire hepsini girebiliyorsunuz buradan. Hedef olarak neresi seçilsin onu da girebiliyorsunuz. Yani aynı şekilde burada da işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Dediğinizde emir gönderilmiş oluyor. Burada tekrar emirin özetini görebilirsiniz. Preview derseniz diğer şeyler de görünmekte. İşte ne kadar alıyorsunuz, ne oluyor, margin ne kadar vesaire gibi şeyleri hepsini görebiliyorsunuz buradan. Gönderelim bunu. Emir gönderilmiş oldu. Tabii bugün pazar, onun için bu mesajlar geliyor. Böyle genel olarak Interactive Brokers kullanımı böyle arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. Bay bay.